Arkadaşlar merhabalar. Yine muhteşem bir soru çözümüyle karşınızdayım. Ne çözeceğiz arkadaşlar? Dördüncü sınıf matematikte bölme programları ile ilgili yalnız, yalnız, yalnız diyorum. Yani hakikaten basitten zora çok güzel sorular var arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Detaylı anlatım yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Yavaş olabilir. Hızlı çözecek bir şey anlaşılmaz. Anlata anlata çözeceğiz arkadaşlar. Eğer yani beğenmeyen varsa bunu bilmesini isterim. Yani ben çok hızlı çözüm istiyorum diyen bizi dinlemesin. Biz anlatarak, öğreterek dinletiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Tam anlamayı sağlıyoruz ve ne yapıyoruz? Yüz aldırıyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Bir düzinesi 72 TL olan çorabın 19 tanesi 100 TL'den ne kadar fazladır? 19 tanesi 100 TL'den ne kadar fazladır diyor. Arkadaşlar 12 tanesi 12 tanesi eşittir 72 TL'ymiş tamam mı arkadaşlar? O zaman biz ne yapacağız? Bir taneyi bulacağız. 72'yi böleceğiz. 12 arkadaşlar. Kaç tane var? 6 tane var. Demek ki 12 çarpı 6'dan 72 çıktı 0 0. Evet bir tanesi 6 TL diyoruz. Peki bize ne diyor arkadaşlar? 19 tanesi 100 TL'den kaç fazladır? Biz bu sefer 19'da 6'yı çarpıyoruz ki bir tanesini 6 TL bulduk mu? 19 tanesi kaç para bunu bulalım. 6 çarpı 9 54 elde var 5. 6 çarpı 1 6 elde var 5 arkadaşlar ne oldu? 11 sildik burayı 114 TL edecekmiş. Peki 100 TL'den ne kadar fazla? En sonda bir çıkartma işlemi yapacağız. 114'ten 100'ü çıkartıyoruz. 14 TL fazlaymış diyoruz 9 sorumuz böyle geçti geçtik 10 soruya diyor ki köylü pazara götürdüğü 26 tavuğu 468 TL'sine satıyor diyor Türk lirasına satıyor Buna göre bir tavuğu ortalama kaç TL satmıştır nedir arkadaşlar 26 TL tanesi bu kadarsa bir tanesine kadardır Arkadaşlar bu bir bölme sorusu 468'i ne yapacağız böleceğiz 20 6'ya. Şimdi 4'te yok. 46'da 26 var mı? Var. Bir tane var arkadaşlar. Bir tane çarparız. 26 etti. Çıkartıyoruz. 0, 2. 20'de 26 yok. Bir tane indirme hakkımız var. 208. 208'i 26'ya böldüğümüzde şimdi bu tip sorularda ben ne yapıyordum arkadaşlar? 6 ile ben neyi çarparsam sonu 8 arkadaşlar eder. 8'i deneyeyim arkadaşlar. 26 çarpı 8 deneyeyim şuraya. 8 çarpı 6 48 elde var. 4, 8 çarpı 2, 16, 4 de var. Pardon burası 8, de, elde var 4 buraya. 8 çarpı 2, 16, elde var 4 de ekliyoruz. 20, 208, 208. Demek ki 8 ile çarptığımızda 208 edecek burası arkadaşlar. O zaman bu neydi? Bir tane tavuğun fiyatını buluruz. Zaten bize de bunu soruyor. Ortalama bir tavuğun satış fiyatı nedir arkadaşlar? 18 TL edecektir diyorum. 11. soru ekranlarda bakalım ne diyor? 1 kilogram pirincin 475 kuruştan alınıp 530 kuruşa satılan markette 840 kilogram pirinç satılmıştır. Buna göre kaç TL kar edilmiştir? Önce 1 kilogram pirinç buraya alındı ve buraya satıldı. Buradaki kara bakalım arkadaşlar. 530'dan 475'i çıkartıyorum. Buradan çıkmaz. Bir 10'luk aldık. Buraya 2'ye düştü. 10'dan 5 çıktı 5. 2'den 7 çıkmaz buradan 1'i kaldık 4'e çıktı 12'den 7 çıktı 5 4'ten 4 çıktı 0 1, ta 1 kilo pirinçten arkadaşlar 55 kuruş kar var şimdi bize neyi soruyor 840 kilogram pirinçten kaç TL diyor bakın bu 1 kilogramda bunu bir 840 kilogramdakini hesaplayacağız daha sonra ne yapacağız? Sonucumuz kuruş çıkacak. Çünkü burada kuruş kardan bahsediyor en son TL'ye çevireceğiz adım adım. 840'la arkadaşlar ben çarpıyorum 55'i çarpalım bakalım 5 çarpı 0 0 5 çarpı 4 20 elde var 2 5 çarpı 8 40 elde var 2 42 aynısını buraya yazacağız 0 2 42 topluyorum arkadaşlar 0 0 4 6 4 evet 46.400 kuruş kar edecek. Bunu biz TL'ye çevirirken evet kuruştan TL'ye çevirirken ne yapardık? 2 sıfır sileriz ya da 100'e bölün. Aynı şey. 2 tane sıfırı siliyorum. Ne oldu? 464 TL kar elde edecek diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçiyorum 12. soruya. Bir bölme işleminde bölüm hemen bölme işlemini yazıyorum arkadaşlar. Bölüm 48. Burası 48. Bölen 77 bölünen sayı kaçtır? Burayı soruyor arkadaşlar. Nasıl bulunur? Bölenle bölüm çarpılır varsa kalan eklenir. Burada kalan var mı arkadaşlar? Yok. Ekleyeceğimiz bir şey de yok. O zaman 77 ile 48'i çarpıyorum. 8 çarpı 7 56 elde var 5. 8 çarpı 7 56 elde var 5. Ne oldu? 61. Sildim burayı. 4 çarpı 7 bir alta bir sola kaydım. 28 elde var 2. 4 çarpı 7 28 elde var 2 daha. 30 buraya geldim 6 9 6 3 Evet arkadaşlar 3696 bizim bölünen sayımız basit bir soruydu ama mantığını bunu öğrenmek için yine güzel Öğretici bir soru olduğu geçiyorum arkadaşlar 13. soruma 13. soru ekranlarda bakalım ne diyor dedemin yaşı benim yaşımın 7 katıdır Evet. Babamın yaşı ise benim yaşımın 5 katından 4 eksiktir. Şimdi bakın müthiş bir soru geliyor. Herkese ayırt etmemiz lazım. Ben varım. Dede var. Bir de baba var. Herkese bir şeyler yazacağız bakalım. Dedemin yaşı benim yaşımın 7 katıdır. Ben o zaman 1 kat dersem dedeme ben 7 kat demek zorundayım. Babamın yaşı ise benim yaşımın 5 katından 4 eksiktir. Babama da o zaman 5 kat eksi 4 yazıyorum. 5 katından eksi 4 ya da 4 eksik de diyebilirsiniz. Nasıl derseniz yine hiç önemli değil. Dedem 63 yaşında olduğuna göre. Bakın dede 63 yaşında olduğuna göre. 7 kat eşittir 63 ise babamı soruyor arkadaşlar. Ben burada ne yapacağım sevgili arkadaşlar? 7 katı vermiş. 1 katı bulmak için 63'ü 7'ye böleceğiz. 63 bölü 7'den ne oldu? 9. Çıkartıyoruz 63 00 bu 9 neye eşit? 9 bir katı gösteriyor. Peki babam kaç yaşındadır dediğinde babaya bakacağız. Bir kat 9 mu baba? 5 katından 4 eksiktir. O zaman 9 çarpı 5 diyorum 45. 4 eksiktir. 4'ü çıkartıyorum. Ne oldu? Babamın yaşı 41 oldu arkadaşlar. Kendisi bir kattı. Dede 7 kat. babada 5 kattan 4 eksik. Bu şekilde yazdığımızda detaylı bir şekilde bakın bu çok çok hakikaten zor bir soru üstüne basıyorum zor bir soru ama detaylı açıkladık ee, anlamayan arkadaşlar videonun birinci kısmına dönebilirler orada da bunları detaylı anlattık defalarca izlemenizi istiyorum basit sorular değil zor sorular sevgili arkadaşlar 14 ekranlarımızda bakalım 14 bize ne diyor Muammer 2134 kilogram domatesi 19 kilogramlık kasalara koyacaktır. Kaç kasa gereklidir? Kaç kasa domates artar? Yani bunu buna böl diyor. Bölüm nedir? Kaç kasa gerekli bu bölüm olur. Kaç kilogram domates artar? Bu da artandır arkadaşlar. 2134 bölüyorum 19'a. 21'de 19 bir tane var. 19 çıkartıyorum. 2, 0, kaldı. Bir tane indirme hakkım var. 3, 23'te 19 bir tane var. 19 çıkardım e, 13'ten 9 çıktı. 4 burası birden bir çıktı. 0. Bir tane daha indirme hakkım var. 44. 44'te 19 kaç tane? 19 2 ile çarparsak 38. 38 oldu. Ne kaldı? 6 kalıyor burada arkadaşlar. Kalan 6. Kaç kasa domates gerekliymiş? 112 kasa domates gerekli. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. 15. sorumuza. Ninem 83 yaşındadır diyor arkadaşlar. Ninem bir yaş daha büyük olsaydı e olsun yapalım bakalım 84 olsun benim yaşımın 14 katı yaşlı olacaktı. E 1 yaş daha büyük olunca yani 84 olunca benim 14 katımsa benim yaşım kaçtır? 84'ü 14'e bölerim. Niye 83 değil? Çünkü bir yaş daha büyük olsaydı dediğinde 14 katı oluyorsa bir yaş daha büyük yaparız 84 böleriz 14'e. Şimdi 14'ü burada sayacağız arkadaşlar. 14'le acaba kaç olması lazım? 5'i çarpsak arkadaşlar 50, 70, 6'yı çarpsak 60 artı 24 daha 84 eder arkadaşlar. 0, 0. Demek ki kaç yaşındaymış bu arkadaşımız? 6 yaşındaymış. Buraya ne diyelim? Kendi yaşı olaraktan not düşelim. Gelelim son sorumuza arkadaşlar problemlerin. Ada 504 sayfalık kitabı ilk 2 haftada okumuştur. Ada 1 günde ortalama kaç sayfa kitap okumuştur? Burada şunu analiz etmemiz gerekiyor. 1 hafta 7 gün. 1 hafta nedir arkadaşlar? 7 gün. 2 hafta kaç gün arkadaşlar? 14 gün olacaktır. Peki 2 haftada okuduğuna göre 1 günde ne kadar okuyacak? 14 günde bunu okuyorsa 1 günde ne kadar okuyacak? 504'ü böleceğiz arkadaşlar. 14'e 5'in içinde yok 14 50'ye bakıyoruz 50'de 14 katlaya katlaya gidelim 2 tane 14 18 bir tane daha 14 e eklersem arkadaşlar 28 pardon 28'e 14 daha eklersem 42 bir 14 daha eklersem 56 olmuyor demek ki 3 tane varmış 42 çıkartıyorum 8 kaldı bir tane sayı indirdim 84 buraya 0 84'ü şimdi 14'e böleceğiz arkadaşlar Burayı neydiiniz arkadaşlar? 5 ile çarparsak 70. Az önce de aynı bölme vardı. 84'ü e 14'e bölmüştük ya şurada yukarıda görüyorsunuz. Burada da aynı bölme çıktı. 84'ün içinde 14 kaç tane arkadaşlar? 6 tane. 84 ediyor. Çıkartıyoruz 0 0. Demek ki ortalama kaç sayfa kitap okumuştur arkadaşlar? 36 sayfa kitap okumuştur diyoruz. Evet problemlerimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım ve sizden önemli isteğimiz şu arkadaşlar, videolarımızı arkadaşlarımıza önerelim. Bakın, bizi izleyen yüz alıyor. Sadece siz değil, arkadaşlarınız da bundan faydalansın. Bu şekilde kanalımızın büyümesine faydanız dokunacaktır arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.